sadece milleti bölmedi. Ekonomimizi de alt üst etti. 14 Mayıs seçimlerinden bu yana Türk lirası dolar karşısında yüzde dokuz değer kaybetti. Döviz kurlarını ve ekonomik gidişatı iyi göstermek için kazanın dibini kazıya kazıya sonunda kazanı deldiler. Merkez Bankası'nın önceki seçimlerde 128 milyar dolarını bu seçimlerde de bunun çok daha fazlasını bankanın arka kapısından kuralsız, denetimsiz bir şekilde buharlaştırdılar. Bankanın, yani milletin döviz kasasını boşalttılar. Şimdi Erdoğan, geçmişte olmadık hakaretler ettiği, Halk Bankası'nı da dolandırmakla suçladığı isimlerden birini, Sayın Mehmet Şimşek'i dışarıdan para bulsun diye yeniden göreve getirdi. O dönem Erdoğan'ın suçlamalarının muhataplarından biri olan yeni Hazine ve Maliye Bakanı göreve başlarken Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönmekten başka bir seçeneği kalmadığını söyledi. Yani parayı bulabilmesinin şartının sarayın uyguladığı akıl dışı politikalardan vazgeçmesi olduğunu ifade etti. Yeni bakan bu sözlerle sarayın faiz sebep, enflasyon netice şeklinde özetlenebilecek safsatasının ve ucube Türkiye modelinin akıl dışı, aklın kurallarına dayanmayan, ölçüsüz ve hesapsız olduğunu ilan et. Epistemolojik kopuştan kopacaklarını söylemiş oldu. Şimdi Erdoğan'a sormak gerek. Milleti hayat pahalılığı ile işsizlik arasında ezen, milletin 418 milyar dolarını yandaşlarına peşkeş çeken, Merkez Bankası'nın döviz kasasına 80 milyar dolar açık verdiren akıl dışı safsataların, irrasyonel politikaların sahibi olarak millete ne söyleyeceksiniz? Sayın Bakan'a da sorulması gereken sorular şunlar. Bu rezaletin hesabı kimden sorulacak? Sayın Bakan, Erdoğan'ın sizinle ilgili Halk Bankası'ndaki yolsuzluk iddialarını sineye çekecek misiniz? 2018 ve 2019 seçimlerinde 128 milyar doların Merkez Bankası'nın arka kapısından kimlere satıldığını, yine bu son seçimde bir o kadar rezervin daha kimlere satıldığını araştırıp kamuoyunu açıklayacak mısınız? Yoksa kendinizden önceki dönemde yaşanan hukuksuzlukların üstünü örten bir bakan olarak, tarihe geçmeyi mi tercih edeceksiniz? Tüm bunların yanında bizim de saray ve şürekasına milletimiz adına şunu sormak hakkımız. Madem sonunda bizim dediğimize gelecektiniz. Bu kadar haltı neden yediniz? Sorunun böyle olacağını, bir sonunun böyle olacağını bile bile milleti hayat pahalılığı ile işsizlik arasında neden ezdiniz? Seçimin ardından sigarasından elektronik eşyasına zam yağmuru başladı. Ekmek üreticileri Haziran'da zam istiyor. Bir ekmeğin 10 liraya kadar çıkabileceği daha şimdiden konuşuluyor. Bu arada buğday taban fiyatlarında daha hala ilan etmediniz. Çiftçi taban fiyat bekliyor. Söylemiştik taban fiyatın 13 liranın altında olmaması lazım. Son bir yılda dana eti yüzde 137 birilerinin ucuz olduğunu iddia ettiği kuzu eti yüzde 111. Sofralarımızın vazgeçilmezi kuru fasulye yüzde 93, kuru soğan yüzde 92, beyaz peynir yüzde 92, nohut yüzde 83 zam görmüş. Dün açıklanan enflasyon rakamlarından bu çıkıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle dünyada gıda fiyatları tarihi zirvesine çıkmıştı. O günden bu yana dünyada gıda fiyatları yüzde 22 düşmüş. E peki bizde ne olmuş? Türkiye'de gıda fiyatları yüzde 75 artmış. Tekrarlıyorum dünyada yüzde 22 düşmüş. Türkiye'de yüzde 75 artmış. Ülkemizde gıda fiyatları 2020'nin Ağustos ayından bu yana tam 33 aydır kesintisiz artıyor. Bunu dünyada böyle diyerek, dünyada da böyle diyerek izah etmek mümkün değil. Bunun bir tek sebebi var. O da hükümetin beceriksizliği. Dün açıklanan makyajlı TÜİK rakamlarına göre Mayıs'ta aylık tüketici enflasyonu yüzde veya binde dört oldu. Seçim döneminde doğalgazın milletimize bedava verilmesi Mayıs ayında enflasyonu üç puan civarında düşürmüş. Ama böyle bir bedava doğalgaz verilmesi süreci Haziran ayında tekrarlanmayacak. Dolayısıyla Haziran'da gaz fiyatları eski seviyesine çıkacak. O zaman enflasyon yeniden artacak. Nitekim TÜİK'in makyajlı Mayıs enflasyonu sıfır fiyatlı doğalgazla düşerken enflasyonun önümüzdeki dönem eğilimini gösteren çekirdek enflasyon verileri hız kesmeden artmaya devam ediyor. Önümüzdeki ayar önümüzdeki aya, ay diğer tüm mal ve hizmetlerin fiyatı sabit kalsa bile sadece evlerde kullanılan doğalgazın fiyatı eski seviyesine döneceği için enflasyon 3 puana yakın yükselecek. Tabi bu arada seçim nedeniyle azdırılan iç talep ve Türk lirasındaki değer kaybıdığında fiyatlara yansıması dikkate alındığında Haziran enflasyonu öyle gözüküyor ki geçtiğimiz yılın rekor kıran Haziran enflasyonuyla yarışacak. TÜİK'in makyajlı verileri ne derse desin. Bugüne kadar izlenen yani yeni Hazine ve Maliye Bakanı'na göre de irrosyan, irrasyonel, Türk Dil Kurumu'na göre akıl dışı politikaların sebep olduğu enflasyon ve hayat pahalılığı ekonomideki en önemli sorun olmaya devam edecek. Tabi sarayın emeklilerimize, memurlarımıza, asgari ücretlilere seçim öncesi verdiği taahhütler var. Ayrıca seçimden sonra hükümetin başının milletimizi enflasyona ezdirmeme sözü sözü de orada duruyor. Biz bütün bu sözlerin takipçisi olacağız. Değerli basın mensupları, seçilmek için domuz bağcılarla ittifak kuran hükümet bugüne kadar yaptıklarıyla da ekonomiyi domuz bağıyla bağladı. Ekonomi boğulmak üzere. Artık bu işi ciddi faturalar ödemeden temizlemek maalesef mümkün değil. Yeni ekonomi yönetimi ilk Merkez Bankası toplantısında vereceği faiz kararıyla sınanacak. Yeni yönetim neyi ne kadar yapabilecek? Yerel yönetim seçimleri öncesinde saray neye ne kadar sabredecek? Ne kadarına razı olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama Atalarımızın dediği gibi katran kaynatmakla şeker olmuyor. Yakın zamanda laf dinlemediği için görevden alınan Merkez Bankası başkanları, rasyonel politikalar uygulamaya çalıştığı için görevden affını istemek zorunda kalan Hazine ve Maliye Bakanları düşünüldüğünde önümüzdeki dönem maalesef umut vaat etmiyor. Tabii sadece ekonomide değil Seçimin ardından siyasette, hukuk devletinde ve içtimai hayatta yaşananlar da önümüzdeki dönemin çok kolay olmayacağını gösteriyor. Türkiye İşçi Partisi'nin seçilmiş milletvekili Can Atalay hala tahliye edilmedi. Seçilmiş bir milletvekili bugün hukuksuz bir biçimde, hakkında kesin karar olmadan hapiste tutuluyor. Genel Başkanımızın da belirttiği gibi bu sadece Can Atalay'ı değil, ona oy veren tüm insanları tutuklamak anlamına geliyor. Buradan sarayı da, sarayın hakimlerini de uyarıyoruz. Bu topluma daha fazla zarar vermeyin. Adaletteki bu aşınmayı, erozyonu durdurun. Milletin vekil seçtiği can atalayı, milletin iradesini derhal serbest bırakın. Hapsetmeyin. Yeni kurulan hükümet Erdoğan'ın ve partisinin bugüne bugüne kadar anlattıkları vesayetten ve darbelerden kurtulma hikayelerine hiç de uymuyor. Askeri vesayet diye bar bar bağıran, askeri bürokrasi üzerinden kendine mağduriyet, mağduriyet hikayeleri devşiren saray, şimdi tam bir vesayet düzeni görüntüsü veren uygulamaları hayata geçiriyor. Darbeyi eniştesinden öğrenen Erdoğan, sır küpüm dediği dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nı Dışişleri Bakanı atıyor. Yetmiyor Milli Savunma Bakanlığı'na da ikinci defa bir genelkurmay başkanını atıyor. Genelkurmay başkanlarının sivil hükümetlerde milli savunma bakanı olmasını usul haline getiriyor. Bu nasıl bir sivilleşme anlamak mümkün değil. Bu yapılanlar tehlikeli bir biçimde ordumuzu ve istihbarat teşkilatını siyasetin bir unsuru haline getirme riski taşıyor. Kurumların milliliğine gölge düşürüyor. Değerli basın mensupları, bu yeni dönemde Erdoğan'ın seçilmesinden en mutlu olanlar listesinin birinci sırasında hiç şüphesiz 3-5 maaşlı saray şürekası, faiz lobileri ve dolar baronları yer alıyor. Ama ikinci sırada da şüphesiz Erdoğan'ın seçim boyunca taşlayarak üzerlerinden oy devşirdiği yurt dışındaki ortakları alıyor. Türkiye'deki seçimin ardından sarayın geri kabul anlaşması imzaladığı ülkeler çok mutlu gözüküyor. Hükümetin Türkiye'yi Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıları bünyesinde tutan bir sığınmacı üstüne çevirmeye, gençlerin işlerini sığınmacılara, kaçaklara peşkeş peşkeş çekmeye devam edeceğini görüp derin bir oh çektiler. Macaristan'ın popülist lideri şu söylediklerine bir bakın. Erdoğan'ın zaferi için sadece tezahürat etmedi.